Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Gündemimizde yine Orta Doğu ama ağırlıkla da Suriye ve Kuzey ve Doğu Suriye bölgesi Rojava var. Geçtiğimiz hafta Demokratik Suriye Meclisi'nden bir heyet Rusya'da ziyaretlerde bulundu. Protokoller imzaladı. Bu konuyu bölgeyi yakından bilen, bölge siyasetinde etkili iki isimle konuşacağız. Biri Rojava'dan PYD Eş Başkanlık Divanı üyesi Sayın Salih Müslüm, diğeri ise Moskova'dan siyasetçi Ferman Garzan. Ben her ikinize de davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ve hemen isterseniz Sayın Salih Müslüm'den de sorarak başlayalım. Geçtiğimiz hafta sonuçta Moskova'da bir protokol imzalandı. Halkın İradesi Partisi ile, Kadri Cemil'in başkanlığındaki parti ile. Doğrusu biraz bu partiyi tanıyarak başlamak istiyoruz. Siz geçmişte de birçok diplomatik çalışmada bulundunuz. PYD eş başkanı iken de, PYD'nin diplomasi komisyonundayken de, şimdi de PYD'nin yönetimindesiniz ve yine bu faaliyetler içerisindesiniz. Halkın İradesi Partisi ile protokol çok tartışıldı, çok öne çıktı. Bu partinin ağırlığı, etkisi ne? Dolayısıyla onun üzerinden belki protokolün içeriğini daha rahat tartışabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Önce sizin misafiriniz için salamlar saygılar. Bütün seyircilerinize salamlar saygılar. Bu Halkın İradesi Partisi o şeyin daha önceki Suriye'de 1934'ten beri kurulmuş olan bir Suriye Komünist Partisi'nin bir türevidir. Parçalanmadan dolayı, değişikliğinden dolayı bu parti son zamanlarda yani günlerde falan kendi bir pozisyonunu kurdu. Öyle Kadri Cemil başkanlığı. Kadri Cemil kendisi de zaten bu Komünist Partisi'nin içerisindeydi. İşte bu 2000'lerden sonra biraz çeşitli fraksiyonlar falan oldu. Bu da onun içindeydi ve bir ara hatta bu yani alışa girdiği sürece daha önce de bu rejimin kurduğu hükümetlerden dolayı her zaman bir komünist partisinden birisi hükümetin içerisinde yer alıyordu. O da bir ara işte başbakan yazmıştı, ticaret bakanlığı yazmıştı. 2010'dan sonra yani bu Suriye'nin karşılıklı başladığı sonra kendi başına bir parti kurdu ve 2013'ten beri de Suriye'nin dışında da kendi başına bu parti ile bir cephesi, Kurtuluş Cephesi değil, başka partiler var. Kendisi hem parti başkanlığını yapıyor ve bu cephenin başkanlığı. Belki de varlık olarak yani, halk içinde pek fazla bir kitlesi falan hareket değildir ama bir fraksiyon olarak çok etkili. Bu Suriye'den sonra kendisi zaten hep bu olayların içerisindeydi. Şeyde Moskova'da kalıyor. Moskova masası diye bir masa olur. Biliyorsunuz bu son şeylerde olan hem bu görüşme komisyonunda hem de bu şeylerde bu anayasa komisyonu içerisinde çeşitli fraksiyonlar vardı. Bu da bunların içindeydi bu fraksiyonlar. Bu Moskova masası diye yani bir bildiğimiz üç tane masa var. Birisi bu Moskova masasıdır, biri de Kahire masasıdır. Birisi de diğer bu muhalefet yani bu Riyad masası diye bir şeyden oluyor. Yani o, kendisi Kadri Cemil de bunlar Moskova
Başkanı'ydı. Başkanıydı. Şimdiye kadar da idare ediyordu. Bizim çeşitli münasebetlerimiz vardı. Yani birbirimizi daha önceden tanıyoruz. Yani 2012'den beri bizim görüştüğümüz, konuştuğumuz, birçok yerde rastladığımız kişiliklerden birisi. Kendisi de zaten Kürt asıllıdır. Bu Kadri Paşa'nın torunudur zaten. O da biliniyor. Yani hem bir bakıma Kürt'tir, bir bakıma da komünisttir. Yani böyle bir şey vardır, böyle bir geleneği vardır. Şam Kürtlerindendir. Yani Kürt meselesinden de pek uzak değildir. Hem de bu Suriye yönetimi üzerinde ağırlığı olan biri midir? Ya da öyle değerlendirmek mümkün mü? Hayır, ağırlığı falan değildi ama onun içini bilen birisidir. İlişkileri de sanırım birçok yandaşlar falan vardır. Yani şeyde, Şam'da veya da yönetime yakın yandaşları falan vardır. Ama böyle sıkı ilişkileri falan, özellikle yani bu şey olduktan sonra, bu Suriye devrimi olduktan sonra biraz şey oldu, yani biraz uzaklaştı. Ama biliyorsunuz şimdi bu ilişkiler hem Moskova hem Şam arasındaki ilişkilerde o başka bir taraftan da güçleniyor. Moskova'da tabii bunu destekliyor. Yani Kadri Cemil'i ve onun akımını destekliyor. Daha ileride neler olacağını bilmiyoruz. Onun için yani bizim için normal bir şey. Deneyimlerinize dayanarak soruyorum. Yani önümüzdeki dönemde bir çözümde Kadri Cemil ya da partisi bir şekliyle Suriye'nin yeni yönetimine mi hazırlanıyor Rusya tarafından ya da farklı bir biçimde? Yani öyle değil de yani bizim için en önemli şey böyle bir çığır açmak. Yani da bu oradaki şeylerden, bu diyelim hem diyalog komisyonunda hem de şeylerde, bu işte anayasa komisyonunda falan kimsenin böyle bir anlaşma yaptığı yok. Yani bazı Arap kitlelerinden falan ilişkilerimiz oldu. Hatta onlar da, bazıları da bu Demokratik Suriye Meclisi'ne katılanlar oldu. Ama böyle bir anlaşma, yani bunun üzerinde bu böyle içerikli bir anlaşma ilk defa, böyle hem bizim projemizi kabul ediyor hem de yani daha doğrusu bir akıllı bir projedir bütün Suriye için, geçerliliğini söylüyor. Yani böyle bir anlaşmanın olması bizim için hem de yani tanımak meselesi, evet, hem de bir çığır açmış oluyor yani bu karşı cephede. Yani bizim için önemli olan budur. Sanırım daha ilerisi de olacaktır ama rejimle falan değil de en fazla opozisyonla, yani bu Suriye muhalefetiyle, başka fraksiyonlar var. Evet. Yani daha akıllı bizim projemiz var, bizim şeyimiz var. Yani bizim için önemlidir. Yani bu diğer partileri de, diğer tarafları da daha bu böyle bir anlaşmaya çekmek için bizim için bir fırsattır. Sanırım bu bakımdan bizim için çok önemlidir. Peki. Sayın Ferman Garzan, siz de bu görüşmeyi heyetin, Demokratik Suriye Meclisi'nin, İlham Ahmet Başkanlığındaki heyetin oradaki çalışmalarını yakından takip ettiniz. Heyetle de yakın temaslarınız oldu. Doğrusu Sayın Müslim de anlaşmanın içeriğine önemlidir dedi. Dolayısıyla yeni bir adım olacağını söyledi. Bize mümkünse biraz ayrıntılı Halkın İradesi Partisi ile imzalanan protokolde ne var? Bir bütün olarak geçmişten bu yana baktığınızda Suriye muhalefeti üzerinde nasıl bir etki yaratır? Ama öncelikle protokolün içeriğini doğrusu sizden biraz da yorumlayarak anlatmanızı istiyorum. Başta size, Sayın Salih Müslüm'e, bütün izleyicilere saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler. Tabii önemli bir süreçti. Bu önemli süreç 2011'den bu yana yürütülen diplomasi görüşmelerin neticesinde ortaya çıkan bir durum. Yani hemen kendisinden oluşan yeni bir durum değil. Yani uzun dönem Sayın Müslüm'ün de içinde bulunduğu birçok
görüşmenin neticesinde ortaya çıkan bir protokol olarak ele alınabilir. Bu protokol tabi Sayın işte Kadri Cemil ile onun partisi halkın iradesiyle yapılması da önemlidir. Daha çok demokratik blok içerisinde öncülük yapabilecek hem anayasa hem Suriye'nin yenilenmesi noktasında da önem arz ediyor. Çünkü bu blok aynı zamanda Rusya'nın desteklediği, Rusya'nın da aktif destek sunduğu bir blok oluyor. Daha çok da Sayın Müslüm belirtti Kadir Cemil'in konumunu, işte parti sekreterliği yine geçmişten bugüne kadar son süreçle birlikte yine Rusya'ya dayalı, Rusya'da kalması, Rusya'da bu konuda muhalif ve tüm hemen hemen muhalif toplantılara da eşlik eden biri olarak mesele grubu aslında da yani bu gerçeklik ortaya çıkıyor ki yani uzun bir siyasetin, uzun bir direnmenin, hakların direnişinin gelişmesiyle birlikte böyle bir masanın kurulması, bu masa etrafında böyle bir protokolün ortaya çıkmasını görmek gerekiyor. Neden? Biliyorsunuz yani bir sürü çete gruplarının hatta devlet düzeyinde, temsil düzeyine görüp Cenevreler, işte Aslan'a ve Suç'e benzeri toplantıların yapılması var. Ama demokratik bloku temsil eden, esas olarak da daha real halkı temsil eden güçlerin bu konuda çok aktif katılmadığı bu toplantılara. Bu anlamıyla Rusya kendi çapında girmesiyle birlikte bir sürü yaşanan süreçlerle de beraber olumlu olumsuz bir sürü süreç yaşandı. Bu süreçlerin neticesinde şöyle bir netleşmeye doğru giden bir Rusya'yı da görmek mümkün. Yani Kürtsüz ve demokratik blokun katılmadığı Soçi, Astana ve Cenevre toplantıları hiçbir sonuç elde edilemeyeceği. Bu anlamda bu blokun real, yeni bir Suriye'nin, yani maddeler biçimde de 5 madde biçimde bir deklarasyon imzalandı. 5 maddeyi içeriyor. Bütün maddeler de çok önemli konuları içeriyor. Aslında bütün maddelerin içerisinde yeni bir Suriye'nin inşası, yeni bir Suriye'nin olması, başta yeni bir anayasanın şekillendirilmesi. Bu anayasa içerisinde bütün halkların rengiyle, diliyle, kimliğiyle yer alması. Bu Araplar başta olmak üzere, Kürtler başta olmak üzere, Suriyeli, Asuri, Ermeni, Türkmen, Çerkezler olmak üzere bütün etkin kökeni Suriye'de yaşanan bütün halkların demokratik eşit ilkeler temelinde bu yeni Suriye'nin anayasa garantörlüğünde yeni oluşacak Suriye'de yer almalarıdır. Ve bunun artık ekonomik, diplomasi, siyasi, öz savunmasının şekillendirilmesidir. Bu anlamda bu protokol önem arz ediyor. Aslında Astana, Doçe ve Cenevre'nin yapamadığı bu blokunun önünü açılarak bütün Suriye'yi kucaklayacak, bütün Suriye'nin bu blok ekseninde, bu konulan maddeler ekseninde sorunu çözecek, yeni Suriye'yi oluşturacak ve bu Suriye'nin içerisinde de işgalci temelinde olan Türkiye gibi, Türkiye'nin biliyorsun girdiği her yer işgal eden, talan eden, bütün halkı soykırımdan geçiren, bu Araplar da olmak üzere, Kürtler de olmak üzere yaptığı bir pratik göz önündedir. Bütün çete grupları kendi temsilini ararak, siyasi olarak temsilini de yaparak bugün Suriye'yi parçalayan, bölen, talana, talanla karşı karşıya getiren bir siyaset izleme durumu var. Bütün bu demokratik Suriye'nin şekillendirmesinde bu blok ekseninde yani Mesede'nin ve Halk İrade Partisi'nin protokolü bütün Suriye geleceği aslında çok önem arz ediyor aslında. Suriye'nin buna evrilmesi, Cenevre, Suçi, Astana toplantılarının buna evrilmesi, bu zeminde Suriye'nin bütün sorunlarını çözerek işgal temelindeki güçlerin oradan
çıkarılması. Protokol daha içerisinden çok da koalisyon güçlerinde pardon araya bu konuda öncülük yapması. Protokol içeriğinden yola çıkarak önümüzdeki dönem yürütülecek görüşmelerde bu protokol bir şekliyle diğerleri için de esas olur denebilir mi? Yani eğer real düşünürse, daha gerçekçi düşünürse, yeni bir Suriye'nin şekillendirmesi anayasal ve bütün halklar birlikte bu soruna el atıp bu sorun temelinde koalisyon güçleri de bu konuda destekleyici yaklaşımlar sergilerlerse en real çözüm bu protokolün başlangıcı olarak ortaya konulan tezlerdir. Bu alternatiftir aslında. Yani demokratik blokun, halkların blokunun yani yapılan müzakerelerde ortaya çıkarak hatta Rusya bunun tamamıyla garantörlüğünü de destekleyerek Rusya bu konuda çok pozitif yaklaştı ve pozitif yaklaşarak bu temelde aslında bunun bütün diğer mali kesimlere hatta bundan sonraki toplantılarda da emsal göstererek desteklenecek bir protokol olduğunu noktasında da destek yaklaşımını sundu. Bu anlamıyla Suriye'nin eğer Suriye'deki sorunlar çözülecekse bu işgal konumundaki çete grupların çetenin Suriye'ye vereceği bir şey yoktur. Yapılan şimdiye kadar toplantılar da oyalama toplantısıydı aslında. Evet. Yani Cenevre'de, Soçya'da, Astana'da herhangi bir sorun çözülmedi. Suriye'nin sorunları çözülmedi. Daha fazla derinleştirdi. Peki onları konuşacağız ayrı bir başlık altında ama onları ayrı bir başlık altında konuşacağız. Soçi'de, Astana'da, Cenevre'de nereye evrilir, nasıl evrilir? Şunu da sormak istiyorum. Belki bu başlık altında bu da önemli. Kısaca yanıtlarsanız sevinirim. Halkın İradesi Partisi Başkanı Kadri Cemil bugün Havar Haber Ajansı'na bir röportaj vermişti. Orada görüş ayrılıklarımız vardı ancak protokolü imzaladık dedi. Bu önümüzdeki dönemde görüş ayrılıklarını giderme yönünde yeni anlaşmaların ortaya çıkabileceği anlamına da gelir mi? Çünkü o görüş ayrılıklarının ne olduğunu açmamış ama. Şimdi bu protokol tabii ki yani hemen kendinden hazırlanmadı. Yani hem meselede içinde yer alan güçlerle hem Cemil Kadri'nin kendisiyle hem de Rusya'nın kendisinin de içinde bulunduğu bir gerçekle hazırlanan protokol. Bu protokol birçok varsayımı, birçok düşünce ayrılığını, birçok çelişki konumda olan durumları da göz önünde bulundurarak hazırlanmış. Bu anlamda bu bir başlangıç. Böyle almak lazım. Bu bir başlangıç. Suriye'nin geleceği aslında bir başlangıçtır. Evet. Bütün şeylerle anlaşılmış düşünce birliği ve bütün sorunları çözen bu anlamda anlayış birliğine varıldığını çıkarmamak gerekiyor. Ama mevcut yapılan şimdiye kadar savaş sürecinde bu kadar tahribata karşı karşıya kalan Suriye halkları karşısında en ideal, en olması gereken ve bundan sonra da bu atılan adımı izleyerek sorunların diyalogla, siyasetle çözmenin kapısıdır. Evet. Ve bu anlamda en realdir. Yani Astana'dan da, Soçi'den de, Cenevre'den de en real olan protokoldür. Yani esas olarak Suriye'nin sorunlarını çözme aslında. Peki. Bu başlığın dışında bir de önemli bir görüşme Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yaşandı. Demokratik Suriye Meclisi heyeti Rusya Dışişleri Bakanı Sayın Lavrov'la da bir görüşme gerçekleşti. Sayın Salih Müslim sizden de şunu sormak istiyorum. Rusya ile yürütülen görüşmeler bir de bu protokolün imzalanmasının hemen ardından gerçekleşen görüşmeler ki protokolün hazırlanmasında Rusya dışlarında dahlinin olduğunu Sayın Ferman Garzan da söyledi. Gerçekten bunlar sahaya nasıl yansır bir bütün olarak Suriye'deki sahadan söz ediyorum. Yani hala savaş ve çatışmanın sürdüğü
hala ciddi sorunların olduğu İdlib'de, Afrin'de, Girespi'de, Serikaniye'de ve bir bütün olarak Suriye ve Rojava'da düşündüğümüzde oraya nasıl yansır, nasıl bir etki oluşturur? Sayın Müslüm'ün sesi gitti. Ses gitti, kulaklık taktınız herhalde. Kulaklıktan dolayı ses gelmemeye başladı. Siz kulaklığı çıkararak isterseniz konuşun tekrar. Duyuyor musunuz böyle? Evet, şimdi duyuyoruz. Duyuyorsunuz, tamam. Evet. Şimdi şöyle diyebilirim. Yani bunu sorunuza geçmeden önce, bu yapılan protokol 5 maddeden oluşuyor. O 5 madde, birincisi işte Suriye'nin bütünlüğü, Suriye'nin parçalanmışlığı, yani halk olarak bir de toprak olarak bir bütünlüğü. İkincisi işte bu siyasi çözüm. Üçüncüsü işte Kürt meselesinin çözümüdür. O da bu Suriye'nin çerçevesi içerisinde. Dördüncüsü işte bu özellik meselesidir. Yani özellik bütün Suriye için genelleştirme veya da bir model olarak daha görünüyor. Beşincisi de bu ordu ile ilişkilidir. Beş maddeden oluşan bir protokol böyledir. Sanırım birinci protokolda bir şey olmuyor. Çünkü zaten arkadaşın da söylediği gibi demokratik bir Suriye, bütünlüklü bir Suriye, işte anayasa bilmem falan filan, bunların hepsini şey yapıyor. Ayrıca bir de ikinci maddesi siyasal çözümdür. Zaten bizim baştan beri hep aradığımız bir siyasal çözümdür. Ve şimdiye kadar diyebilirim, yani hem Cenevre'de hem başka yerlerde olanlar krizin çözmesi değil de, en fazla siyasi çözümün meselesi değil de, krizin yönetim şeyleri oluyor. Yani nasıl yönetebiliriz, nasıl kendi çıkarlarımızı garantiye alabiliriz diye taraflar böyle karşılıyordu. Yani doğru dürüst böyle bir çaba, hani bir çözüm bulalım falan değil. Biz bununla gerçekten bir siyasi çözüm istiyoruz bu anlaşmada. Üçüncüsü de hem de birey olarak hem de toplumsal olarak, yani bu şey, yani toplumsal haklar ve bir de ferdi haklar bakımından, yani özgürlükler, haklar kendi şeylerine üzerinde duruyor. Bir de bu çerçevede işte Kürt sorunun çözümü nasıl olacak diye. Evet. Kürt sorunu da tabii bütün oradaki buradaki oluşumların haklarını, yani Kürtlerin hakları, kendi kitlesel olarak, yani veyahut da toplumsal olarak toplumsal haklar, hem de şey olarak, yani verdiği haklar, dil bakımından, eğitim bulmak, bu bunları hepsini içeriyor. Yalnız Kürtler için değil de tabii Araplar, Kürtler, Türkmenler, Süryaniler, Çeçenler, Ermeniler falan, kim ne varsa, küçük büyük demeden herkesin böyle hakları, yani hem bireysel hem de toplumsal hakların garanti gibi bir şey oluyor. Sanırım bu konularda hiçbir şey çıkmaz, yani kimse bir şey diyemezdi. Şimdi böyle bir anlaşmanın olması bizim bakımızdan şöyle diyebiliriz. Yani ilk defa böyle bir adım atılıyor hem bu muhalefet içerisinde. Böyle bir adım atılıyor ve gerçekten böyle bir anlaşma oluyor. Bunu artık herkes kendine ya bunu kabul ederim ya etmem diyebilir. Yani kimse çıkıp da ben sorunun çözümünü istemem diyemez. Veyahut da Süryanilerin hak elde etmelerini istemem diyemez. Çünkü herkes böyle tek tek söylüyor. Evet. Ama böyle bir anlaşmaya gelince, yani böyle bir şey imzalamaya gelince artık bir gerçekçi oluyor sanırım. Bu yetkide artık bizi destekleyenler veyahut da en azından siyasi çözümü isteyenler duruşu da daha güçlenecektir. Yani böyle bir anlaşmayla. Sanırım bundan sonra daha iyi bir ivme kazanabilir. Yani bilmiyorum artık rejimin etkisi falan nasıl olacaksa. Onu pek bilemem. Şöyle bir şey sorayım. Siz önemli ayrıntılardan söz ettiniz aslında. Görünen o, Rusya
Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bu protokolün bir nevi garantörü, yani bir şekliyle dahil olmuş bu sürece. Bu aynı zamanda Rusya'nın bundan sonraki politikasına da mı işaret eder? Yani Rusya bundan sonra rejimle de ya da diğer kesimlerle de bu protokol esasları üzerinden mi çözüm üretmeye kalkar? Sahaya nasıl yansır? Biraz da bu anlamda sordu Baslı'da. Şimdi ben şöyle diyebilirim, yani Ruslar ilişkilerimiz şimdiden değil, yani 2012'den beri bizim ilişkilerimiz vardır ve şimdiye kadar da hiç devam etmiştir, hep hiçbir zaman kesilmemiştir. Sanırım buradaki Suriye'deki problemlere, bilmem işte çeşitliklere, bilmem Kürtlere, Arapları, Süryanilere, hepsini en fazla tanıyan Ruslardır. Gerçekten de yani baştan beri biliyorlar. Ama Rusya tabii biliyorsunuz, sizde büyük bir güçtür, kendi çıkarları vardır. Meselesi sadece bir Suriye meselesi değil de yani atrafta, şurada, burada, Türkiye'de ilişkileri vardır, bilmem şunları vardır. Bunları ne kadar yürütebiliyor bilmiyorum ama şöyle diyebilirim, yani böyle bir anlaşmanın Moskova'da olması, kalkıp her anlaşmanın her iki tarafı da Lavrov'la görüşmesi ve Dışişleri Bakanlığı'nda olması, muhakkak bunun bir manası vardır. Ama hangi dereceye kadar sahip çıkacak, bunları savunacak, yani bu çabaya katılacak, bu ileriki günlerde bunu artık göreceğiz. Yani pratikte bunları göreceğiz. Ama sanırım tabii yani bu böyle karşılamaları Sayın Dışişleri Bakanlığı'nda hem görüşmesi hem de böyle destek vermesi, sanırım bu yeni bir şeydir, yani yeni bir aşamadır. Bundan sonra sanırım daha da güçlenecektir. Ama yani Rusya dediğim gibi daha baştan beri de Suriye'nin bütün sorunlarının bütün detaylarını biliyor. Yani hem bizimle ilişkilerimiz hiç kesilmedi, hem de rejimle hem de diğerleriyle. Yani Suriye şeyin, Rusya'nın özelliği budur. Yani herkesle ilişkileri vardır ve sorunu böyle çok derinden anlıyor, anlayabilen birisidir. Hı hı. Ama kendi çıkarlarına göre bazen bir ileri adım atıyor, bazen geri atıyor, o başka bir şeydir. Peki. Ama sanırım artık bu buna bir yükümlülük getiriyor, yani bu anlaşmanın orada olması ve Dışişleri Bakanlığı'nda karşılanması. Yok. Sanırım bir yükümlülük getiriyor. Rusya açısından da bir yükümlülük getiriyor diyorsunuz. Sayın Garzan, size tabii sahaya yansımalarını da soracağım ama diğer taraftan Sayın Müslüm'e biraz önce sorduğum soruyun bir şekilde size de sormak istiyorum. Bu görüşmeler ile Rusya yeni bir politikaya mı yöneliyor? Böyle mi anlamak lazım? Özellikle o protokol içeriğinden yola çıkınca ortaya çıkan sonuca baktığımızda. Yani öyle de denilebilir. Tabii ki bu protokolün gelişmesi Türkiye'nin müdahalesi oldu. Ve bu protokol tabii ki sıradan bir protokol değil esas olarak. Bir başlangıç temelinde Rusya'nın da temel olarak Suriye'nin çözümünde oynayacağı rolle bağlantılı ve üstleneceği rolle bağlantılıdır. Çünkü bu protokolün gelişmesi için epey müzakereler oldu. Başta Sayın Lavrov'la heyet görüşmesi gerçekleşti. Arkasında yine Sayın Lavrov'un yardımcıları ve bir heyet olarak NSA'da heyetiyle müzakereler biçiminde toplantılar devam etti ve bunun üzerinde de işte bu toplantılar neticesinde, müzakereler neticesinde ortak bir protokolün ortaya çıkması, yani bütün görüşlerde de hem fikir yaklaşımların olduğu Rusya ve Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya temsili düzeyinde ortaya çıkıyor. Buna Türkiye'nin çok böyle tepkileri de karşılaştı. Yine bunun yanında aynı zamanda heyet düzeyinde Türkiye müdahale etmek istedi. Ama bütün bunların sonucunda
bu protokolün arkasında Rusya dişlerin durduğu ve bir tavır sergilediği noktasında da ortaya çıkan bir durum var. Tabii bu Rusya açısından yeni bir durum. Rusya Suriye politikasında izleyeceğin hatın ilk adımı olarak da ne olacağı noktasında ipuçları veriyor. Ses kesildi birden. İpuçlarını veriyor dediniz. Ben son sesi duyamadım. Tekrar bu bağlamda sorayım. Rusya'nın bu siyaset değiştirmesi, öyle algılıyorsak eğer, bu dönemde yapılan görüşmeyle birlikte, bu özellikle sahadaki diğer güçlere nasıl yansır? Yani bir şekliyle protokol taraflarının dışındaki güçlere, işte İdlib'de yaşanan sorunlar var, diğer alanlarda, işgal alanlarında yaşanan sorunlar var. Oralara nasıl yansır bu durum? Bana mı sordun? Evet. Tabii, bence olumlu yansır. Şöyle, tabii Türkiye aslında olumlu yansımaz. Yani Rusya, Amerika'sız ve Amerika'nın görüşlerini almadan böyle bir protokolün ortaya çıkmasını ben sanmıyorum. Ortak fikir, hatta koalisyon güçlerinin ortak fikri olarak da görünebilir bu noktada. Çünkü gelinen aşamada tıkanan bir süreç var. İdlib'de tıkanmış, Türkiye'nin saldırgan politikası, işgal politikası, soykırım uygulama politikası, bütün bu süreci tıkayan bir politika izlemesi var. İşgaldır çünkü. Soykırım politikası uyguluyor. Suriye'de rejim sorunu var. Rejim sorununun değiştirilmesi için anayasal düzlemde toplumsal sorunların değiştirilmesi için yaklaşım sunulması gereken tamamıyla hobisinde Kürtlerin soykırımdan geçirme, hatta diğer halkları da topraklarını işgal ederek Türkleştirme politikasını esas alan böyle bir işgalci gücünü, işgalci siyasetini zirveleştirme noktası var. Şimdi bu konuda ortak bir fayda bulmak zor. Bütün çete grupları, bütün terörist grupları kendi himayesinde alarak, onun temsilini yaparak, Astana'dan Sürçe'den, Sürçe'den Cenevresi'ne kadar uygulayan bir Türkiye var. Sorunu çözmek isteyen değil, krizi derinleştirerek daha fazla kan, daha fazla işgal, daha fazla talan siyasetine esas alarak demokratik bir Suriye'nin oluşumunda, tek parça bir Suriye'nin oluşumundan çok işgalci ve işgalini tamamıyla meşrulaştırmanın peşinde koşan bir Türkiye var. Türkiye ile ortak payda bulmak zordur. Ne Rusya bulabilir, ne Amerika bulabilir, ne koalisyon güçleri bulabilir, ne de Suriye'deki yaşayan halklar bulabilir. Türkiye'nin amacı, paradigması, siyaseti işgal siyasetidir. Soykırım siyasetidir. Bunu Kürtleri gerekçe göstererek, terörize ederek, bunu bütün bölgeye yayarak, bütün halkları soykırımdan geçirme politikası var. Evet. Libya'sından Yemen'inden, Yemen'inden Lübnan'ından, Lübnan'ından Suriye'sine kadar, Mısır'daki politikasına kadar bütün yayılma politikasının esasında Türkiye izlediği bir siyasetle. Şimdi bu siyaseti herkes biliyor. Rusya'sı da biliyor, Amerika'sı da biliyor, koalisyon güçleri de biliyor, bölge halkları da biliyor. Bu anlamıyla Türkiye ile ortak paydada buluşmak zordur. Ve halkların çıkarları, şimdi gelen aşamada Suriye ilim ilim iniyor. Yeni uygulanan Sezar yasasıyla ambargo, açlık, sefalet, yani bunun altında Rusya da kalkamaz yani bu anlamıyla. Mutlaka çözüm yollarını bulmak, çözüm yollarını aramak gerekliliği var. Peki. Ve bu çözüm yollarının gerekleri olarak protokol ortaya çıkıyor aslında. Hı hı. Bunu böyle görmekte fayda var. Peki. Sayın Salih Müslüm, bu bağlamda size de şunu sormak istiyorum. Hem biraz önce Sayın Garzan daha çok Türk devleti yönünden ifade etti ama Rusya'nın siz de kendi çıkarlarını kollamaktan vazgeçmeyeceğini söylediniz. Dolayısıyla Rusya'nın bundan sonraki siyasetine dönük siz neler söylersiniz? Sayın Garzan bundan sonra olumlu gider dedi ama bir şekliyle siz sanki
daha temkinli baktınız gibi. O temkinlilik üzerinden de değerlendirseniz Rusya'nın yeni siyasetine ilişkin ya da yeni mi gerçekten bu yürüttüğü siyasete ilişkin neler söylenebilir? Şimdi şöyle diyebilirim, yani bu Suriye krizi şimdi başlayan bir kriz değildir. 10 seneden beri biz zaten acılarını çekiyoruz yani bir Suriyeli olarak. Bunun şeye gelmemesi, yani böyle bir çözüme gelmemesi veya da çözüm yoluna girmemesi çeşitli nedenleri vardır. Yani başta Türkiye olmak üzere, yani Türkiye bunlar hep engeldi. Hiçbir zaman Suriye'nin çözümünü istemedi. Çünkü kendi planları vardı. Ya benim planlarıma göre çözülecek veya da çözüm olmayacak diye tutulmuş. Başka ülkeler de vardı. Yani herkesin planlaması vardı. Şimdi planlar bunlar hepsi değişti. Tabii yer üstündeki olanlar, işte bu DAEŞ'in şeyi gitmesi, bitirilmesi, savaşın böyle boyut alması, bulutlanması falan, bunların hepsini bütün birçok şeyi değiştirdi. Tek böyle, yani herkes kendi planlarını, kendi görüşlerini falan değiştiriyor da tek değiştirmeyen bir Türkiye vardır. Türkiye'de şimdiye kadar yani herkes diyor, yani bu 2013'ten beri ben bu meseleyle ilgileniyorum. Bu Cenevre meselesi, bilmem şu meselesi, hatta bu Anayasa Komisyonu meselesi falan. Yani Rusya bunu bizden başlatmak istedi. Yani bu komisyon olarak. Bu Cenevre meselesinde bütün taraflarla görüşüyoruz. Herkes şöyle diyor. Yani siz böyle, yani böyle bir şey olmadan, yani bu yönetim, özerk yönetim olmadan bir çözüme kavuşamaz. Gerçekten de böyle. Yani biz özerk yönetim dediğimizden, yani şimdi herkes işte Kürt delegasyonu falan diyor da gerçek öyle Kürt delegasyonu falan değil. Yani siz de gördünüz. Bir de oradaki Moskova'daki arkadaş da görüyor. Başta bir Kürt vardır, bir Arap vardır, bir Süryani vardır. Ki bunların zaten Demokratik Suriye Meclisi'nin temsilcileridir. Bütün buradaki oluşumlar vardır bunun içinde. Yani buradaki delegasyon Kürt meselesi ya da Kürt delegasyonu değildir. Bütün özerk yönetimi temsil ediyor. Şimdi bu özerk yönetim dediğimizde 5-6 milyon insandan bahsediyoruz. Yani Kuzeydoğu Suriye'de Araplarıyla, Kürtleriyle, Süryanileriyle beraber bir yönetim oluşturmuşlar. Ve demokratik esaslar veya da demokratik temeller üzerinde anlaşmaları vardır. Şey vardır ve bunu hem tanıtmak bakımından tanıtmak istiyorlar, hem de öyle bizim görüşümüz zaten bütün Suriye'ye uygun bir projedir. Bütün Suriye'ye uygulanabilir. Ama bunu, herkes bunu da söylüyor ve bunu görüyor ve bunun, yani politik çözüm dediğimizde bir tek bir proje vardır, o da bu bizim projemizdir. Başka projeler de yok kimsede. Bazıları işte bu hani yapılan girişimler sonuçta Rusya'nın özerk yönetimin projesini bir bütün olarak kabul ettiği ve yaşama geçirmeye dönük adımlar attığı anlamına da gelir mi? Tamam, işte bu yapılan anlaşmada bu vardır. Hani üçüncü şeyden bahsettim ya. Öyle diyor, yani bu özerk yönetim işte bir modeldir. Yani bunu bütün Suriye'ye yayabiliriz veya bütün Suriye'ye uygulayabiliriz. Yani güzel bir örnektir. Yani bunun böyle dillendirmesi, böyle bu şekilde açıklanması bir şeydir, yani bir görüştür. Yani şimdi benim artık bundan sonra öyle bir şey oldu, yani bu 10 seneden beri bazı taraflar bütün bu siyasi çözümleri engelliyordu. Ancak bu şimdi olanlarla birlikte böyle bir Rusya'nın böyle ciddi bir tutumda bulunması ve gerçekten bundan sonraki adımlarla böyle bir ciddiye giderse sanırım daha ileri bir adım olabilir. Yani daha diğer tarafları da ikna edebilir. Yani şimdi bu diyelim birinci maddesi, şimdi Suriye'nin bütünlüğü zaten. Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyoruz, Suriye'nin şeylerinden bahsediyoruz. Bunu herkes kabul ediyor. İkincisi de Suriye'nin çözümü, politik çözüm, siyasi çözümü, herkes bundan bahsediyor. Evet. Üçüncüsü de anayasa, herkes bundan bahsediyor. Yani yeni bir gelen bir şey yoktur. Ama bunların böyle ciddi üzerinde durdukları şeyler de yoktur. Sanırım bu böyle bir adım olur. Yani şimdi Rusya'nın elinde veya da bilmem bizim elimizde, gerçekten de
tezlerimiz var, projelerimiz var. Daha önce de sadece bizim projemizdi. Şimdi işte bu bu irade, bu halkın iradesi partisi de oldu. Rusya da bunu desteklerse güçlü oluruz. Sanırım hani haklılık bakımından kimse bunun karşısına çıkacağı yoktur. Yani bu kabullenecektir, bu bir. İkincisi, 10 seneden beri zaten savaşıyoruz. Yani herkes bu savaştan bıkmıştır. Artık herkes siyasi çözüm falan diyor. Yani muhakkak bir yerde buna bir adım atmak gerekiyor. Peki bu nasıl bir adım olacak? Kimse bundan bahsetmiyor. Kimse yer üstünde böyle realiteye yani olgun bir şey bahsetmiyor. Yani şimdi Türkiye'nin yaptığı gibi işgallerle mi olacak? Veyahut da Afrin işgaliyle mi olacak? Veyahut da Serikhane'ye, bilmem Tilavya'dan işgaliyle mi olacak? Yani sen burada getirdiğin, buradaki yerleştiğin çetelerle mi olacak? O zaten raporlar falan hep gözün önündedir. Halk, herkesin gözü önündedir. Yani hiçbir zaman bir çözüm olur, ne de bir Suriye, bir siyasi çözüm her şey yapabilir. Bu herkes biliyor. Ruslar da biliyor. Amerikalılar da biliyor. Bütün güçler de biliyor. Suriyeliler de, herkes biliyor. Muhakkak yani bunu bir çözüme kavuşturmak gerekiyor. Aslında şöyle bir... böyle bir realiteye gelirse artık kimsenin böyle yan çizeceği yoktur. Yani muhakkak yani şöyle bir gerçeğe gelecekler. Şöyle bir gerçek de yok mu? Yani en çok çözümü isteyen, işte Suriye Savaşı'nın başlangıcından bugüne bir bütün olarak Kuzeydoğu Suriye yönetimi oldu. Bunu savunurken her ilerleme sağladığında da bir biçimiyle ABD'nin de Rusya'nın da girişimiyle darbeyle karşılandı. İşte Afrin'in işgal edilmesi, Grespi ve Serikaniye'nin işgal edilmesi... Bugün bundan başka en fazla bedel ödeyen de biz olduk. En fazla bedel ödeyen de. Şimdi bugün atılan bu noktayı... Hem işgale karşı, hem DAEŞ'e karşı, hem de DAEŞ sponsorluğu yapan güçlere karşı da bir savaştık. Yani aynen. İşgal güçleri zaten bu DAEŞ'i şey yapanlardır. Yani. İşte ona dikkat çekerek soruyorum. Ona dikkat çekerek soruyorum. Bugün bu yaşananların... tekrar yaşanmayacağına dair siyaseten bir garanti verebilmek ya da bir güvence verebilmek mümkün mü? Bu konuda ne dersiniz? Vallahi baştan beri yani biz şimdi baştan beri de yani bu buradaki oluşumlar, Kürtler, Araplar, Süryaniler kendi öz gücümüze dayandık. Yani kendisi yapabildiğimiz kadarıyla. Yani bizi son zamanlarda biliyorsunuz artık bu NATO'nun ikinci ülkesi hem gücüyle hem NATO'nun imkanlarıyla bize saldırması sanırım sadece biz değil bir ülke ordusu bile onların karşısında pek böyle duramaz. Ve çok haramalıklar yazıldı yani binlerce şehit verdik. Biz direndik yani öyle böyle boşuna hemen kaçmadık. Sanırım bunu herkes görüyor yani peki nereye gidecek yani sen buradaki milyonları temizleyecek misin? Muhakkak yani, muhakkak kimsenin bir şey demesi gerekiyor. Yani biz de hak sahibi olarak zaten bizim önümüzde tek bir yol vardır. Direnmektir. Ve herkes bunu gördü. Ne kadar direndiğimizi herkesin önüne serdik. Yani bu Afrin'de olsun, Serikani'de olsun, Tilavya'da olsun, Kobani'de DAEŞ'e karşı olsun. Yani herkes ne kadar haklı olduğumuzu biliyor. Yani bizim sadece yaptığımız birisi kalkıp da Türkiye artık yani sen bu kadar vahşeti niye yapıyorsun diyebilmesi. Sanırım bu da günden güne artık saldırganlığı sadece bize karşı değil de artık bütün dünyaya yayılmıştır. Yani ta bilmem Libya'ya kadar, Azerbaycan'a kadar, bilmem nereye kadar, Somali'ye kadar artık bütün dünyayı önüne almış şey yapıyor. Yani muhakkak bir yere çarpacaktır yani. Yani sonuçta gideceği bir nokta var diyorsunuz. Sayın Garzan, biraz önce siz de Türkiye'nin yaptıklarından, Türk Devleti'nin yaptıklarından söz ettiniz. Sayın Sarih Müslim de söz etti. Tam bu Rusya'daki diplomatik atak sırasında bir Türk heyeti de oradaydı. Sonuç itibariyle Türk Devleti de tedirgin olduğunu çok rahat bir biçimde gösterdi. Yani Rusya'yla da bir şekliyle görüştü. Türk Devleti'nin bu tutumunu nasıl değerlendirmek gerekir?
çok ciddi anlamda tepki de vermedi. Ama sonuçta Rusya'ya dönük tepkileri de hep temkinli Türkiye'nin biliyoruz ama bu seferki tepkisini nasıl değerlendirmek gerekir? Başta bir heyetler görüşmesiyle birlikte aslında basına yansımasıyla birlikte Türkiye hemen bir heyet gönderdi. Aynı güne hatta aynı saatlere paralel görüşmeler de yapıldı Dışişleri Bakanlığı temelinde. Yani bu heyette Sedat Ünal eşliğinde bir heyetleri geldi. Görüşme esasında bu protokolün kendisinin de aslında Türkiye'ye sundular. Yani Rusya bu protokolün kendisinin Türk heyetine de sundu. Yani buradaki Suriye'nin parçalanması yok. Suriye'nin daha yeni bir anayasa, yeni bir Suriye, bütün halkların içinde yer alacağı demokratik bir Suriye projesi. Tepkileri ne oldu bilmiyoruz ama 2 gün süren toplantıları gerçekleşti. Yani aynı günde bitmedi. Türk heyeti 2 gün önemli, süren toplantı neticesinde önemli hiç bir açıklama bilgi paylaştı. Önemli bir bilgi paylaştınız. Ben tekrar sormak istiyorum. Türk heyetine protokolün sunulması, mesele heyetiyle yapılan görüşmenin sunulması sizin kanaatiniz mi yoksa bilgiye dayanarak mı bunu söylüyorsunuz? Yani bu görüşmelerde bir şekilde Türkiye'yi ikna girişimi mi var Rusya'nın? İkna girişimi temelinde sunulduğunu sanıyorum. Bu resmi düzeyde sunulmuştur. Yani sadece bir bilgi de değil, resmi düzeyde sunulmuştur. Yani yapılan protokolün ne içerdi? Suriye'nin sorunlarını çözmenin hangi amaç temelinde maddeler biçimde bir protokol olduğu temelinde o protokolün aynısını Türk heyetine sunuldu. Artık reaksiyonları ne oldu? Ayrı bir sorun ama fazla açıklama da yapmadan hem Suriye hem Kuzey Suriye'nin tartışıldığı yönde İdlib başta olmak üzere bir rutin açıklamayla heyet tekrar Türkiye'ye döndü. Şimdi buradan anlaşılması gereken Suriye bu Rusya bu konuda biraz daha istikrar gösterir konumda. Neden? Suriye'de Rusya kendisi zorlanıyor. Bu kadar ambargonun olduğu, bu kadar zulümün olduğu, bu kadar işgalin devam ettiği, soykırım politikalarının yürütüldüğü, İdlib başta olmak üzere bütün sınır boydaki Afrin'den tutalım Serekani Grispi'ye kadar, Balkan Azad'a kadar ki alanda uygulanan politikaların, yine buna paralel düşen siyasetin mutlaka değişmesi gerektiğini, yani mevcut rejimle de gidilemeyecek. Rejim mutlaka kendini reforma tabi tutması gerektiği, bu rejimle de fazla sağlıklı adım atılmayacağı noktasında da yaklaşımlar var Rusya'nın. Ve böylelikle ortak faydada buluşmanın, ortak muhalefetin hedeflerinin belirlenmesi bu bütün muhalif gruplar içinde eğer Suriye'nin sorunlarını çözüleceksen en makul maddeleri içeren protokoldür. Ve bu anlamda Rusya'nın kendisi bu konuda ısrarcı oldu. Ve bu ısrarları sonra da iletti aynı zamanda. Yani bu ısrarları devam ettirdi Türk heyetine karşı da. Devam ettirdi ve bu anlamda bu protokolün de kendilerine verildiğine dair de resmi yaklaşımlar vardır. Yani ısrar devam ediyor bu konuda. Bu da bir değişikliğin gerekli olarak insan değerlendirebilir. Türkiye'de dışişleri üzerinden yapılan bir açıklama oldu. Yani mesele heyetinin orada görüşmeler yapmasının kabul edilemez olduğunu ve dolayısıyla ona karşı da bir heyet üzerinden tepki gösterdiklerini söylediler. Sonuç itibariyle mesele heyetini suçlayan ibareler vardı ya da Kuzey ve Doğu Suriye'de özel yönetimi suçlayan ifadeler vardı Türk dışişlerinin açıklamasında. Yani bu Türkiye'nin izlediği politika içeride dışarıda bir bütün olarak Kürtlerin bulunduğu her alanda, her platformda, Kürtlerin yaptığı her girişimde reaksiyon gösteren böyle ırkçılık temelinde bir Türkiye var. Ama şu anlama gelmiyor. Türkiye'nin bu ırkçılığı bütün dünyaca ve bütün devletlerce, Rusya dahil olmak üzere
kabul görüyor. Şimdi bu protokolün hazırlanmasında Rusya'nın kendisi birinci derece rol oynuyor. Ve üstlenmiş konumdadır. Yani hem heyetin karşılanmasında, hem protokolün hazırlanmasında, hem imzalanmasında ve imzalandıktan sonraki Rusya'nın resmi davet temelinde İçişleri Bakanı'nın bizzat kendisinin protokol temelinde heyeti karşılaması ve bizzat arkasında olduğun bu önemli maddelerin olduğu temelinde yaklaşımı belirleyicidir yani bu anlamıyla. Evet. Yani o açıdan Türkiye'nin girişimleri, reaksiyonun işte diyelim ki karşıt görüş belirtmesi, karşı saldırıya geçmesi, heyetler üzerinden müdahale etmesi herhangi bir sonucu değiştirmedi aslında. Peki. Çünkü bu plan, bana göre bu plan ve bu protokol sadece Rusya'nın düşüncesini de içermiyor. Bu plan Tıkanan Suriye'nin yeniden açılım yapma protokolüdür. Ve bu anlamda uluslararası güçler, koalisyon güçleri, Amerika başta olmak üzere de yani karşılıklı görüş veriş, alışverişi olduğu, hatta bundan sonra Cenevre olacaksa Cenevre'nin bu protokol temelinde bir Cenevre'nin olması, sorunun çözülmesi ve bunun öncülüğü de Rusya kendi çapından üstlenmesi. Çünkü Rusya bir yandan rejim, bir yandan Kuzey Doğu Suriye'nin sınır garantörlüğünü almış konumdadır. Saldıran güç Türkiye, sorunu çözmek, derinleştirmek isteyen Türkiye. Bunu da aşacak düzeyde bir çözüme ulaşmak kaçınılmaz olarak Rusya'nın da önündedir. Peki. Yani Rusya'nın da yapabileceği farklı bir şey yok. Mutlaka çözüm yolları araması lazım. Bu aranan çözümün başlangıcı olarak görmek en gerçekçi olur diye düşünüyorum. Evet, dolayısıyla Türkiye'nin tepkisini de böyle değerlendiriyorsun. Sayın Müslim, aslında başından beri konuştuğumuz şeylerde gidip gelip tıkandığımız ya da bir şekliyle de bağlamak zorunda kaldığımız nokta ABD-Rusya ilişkileri. ABD ile Rusya bu süreçte özellikle Rusya Moskova'da imzalanan anlaşmadan ve yapılan görüşmelerden sonraki tabloyu kastederek soruyorum. ABD ile Rusya burada mutabık mı, karşıt mı? Yani ABD ve Rusya Kürtler ve müttefikleri üzerinden bir koz mu paylaşıyorlar yoksa çözüme mi hazırlanıyorlar? Gerçekten çok önemli, hassas bir dönem gibi görünüyor ve iki gücün de tutumu önemli. Ne dersiniz? Evet, şimdi bu sorduğunuz soru iki şeye var, iki yanı var. Birincisi işte 2012'den beri herkes diyor işte Suriyeliler ancak kendi çözümünü getirebilir, Suriye anlaşabilir, Suriye bu siyasi çözümü getirebilir, Suriye anlaştıktan sonra biz destekleriz. Şimdi biz Suriyeli olarak anlaşıyoruz, beraber de bir protokol da imzalıyoruz ve daha önümüzdeki günlerde de bunu genişletebiliriz. Şimdi bu Amerika buna bir şey diyemez, Rusya da bir şey diyemez. Çünkü eninde sonunda siz Suriyeliler daha işinizi bilirsiniz diyorlar. Yani karışmak istemiyorlar. Ve biz de kendi özgür irademizle oturup konuşuyoruz. Gerçekten de şimdi protokola baktığımızda Suriye'nin iradesidir. Zaten Sayın Kadri Cemil de bunu dile getirdi. Kendi özgür irademizle oturup konuştuk. 3 aydan beri tartışıyoruz ve buna vardık diyor. Gerçekten de öyle. Kimsenin müdahalesi için değil. Yani bu protokol kendi irademizle, Suriye'nin nasıl gördüğümüzle, nasıl bir Suriye istediğimizle, hakların, hukukların, anayasa nasıl olduğunu, nasıl beraber yaşayabileceğimizi, bizim bileceğimiz bir iştir ve herkes buna saygı göstermesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi de şimdi şöyle bir şey var. Yani ister istemez Rusya'nın çıkarları vardır. Muhakkak kendi çıkarları eğer bu protokolde giriyorsa destekleyecektir. Amerikalılar da öyledir. Kendi çıkarları doğrultusunda bir yarar var, yararlı varsa muhakkak destekleyecektir. Bunu da biliyoruz. Nasıl onların çıkarları varsa yani Amerikalıların, Rusların da bizim Suriyelilerin de çıkarlarımız vardır.
Ve gerçekten de bizim çıkarlarımız da doğru böyle akıllı düşünürsek kimseyle çelişkili değildir. Beraber yapabiliriz yani. Amerikalıların bazı çıkarları, Memşunların bazı çıkarları. Yani kendi çıkarlarımıza göre biz de hareket edebiliriz. Ama bunu özgür olmak şartıyla. Yani birisinin kölesi olursa o zaman kendi çıkarlarımızı değil de başkalarının çıkarlarını savunuruz. Şimdi özgür irademizle beraber karar vereceğiz. Kimlerle nasıl danışacağız, kimlerle nasıl oturacağız, kimlerle nasıl ilişki kuracağız. Yani böyle olduktan sonra herkesin saygı göstermesi gerekiyor veya da böyle olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi, sanırım 1,5 sene önceydi. Yani bu 2019 Mayıs'taydı, 2019'da böyle bir toplantı oldu. Yani Kudüs'te oldu. Bunu oturanlardan bir İsrail güvenlik şeyi, Milli Güvenlik Kurulu, bir de Amerikan Milli Güvenlik Kurulu, bir de Rus Milli Güvenlik Kurulu. O orada oturup da neler konuştuklarını bilmiyoruz ama sanırım bütün Orta Doğu için bir planları koymuşlardır. Yani gerçekten de yani bir kalın çizgilerle en azından bir Orta Doğu'nun şeylerini çizmişlerdir. Yani hani politikaları. Amerika nasıl davranacak, Ruslar nasıl davranacak, onlar nasıl davranacak, şurası sizin, burası bizim, benim yetki alanım senin falan filan. Yani böyle bir anlaşmaları falan olmuştur. Ve gerçekten de yani şimdi biz orada ne konuşursak, ne yaparsak, ikinci gün Amerikalılarla ne kadar konuşursak, Rusların haberi oluyor. Ruslarla ne konuşursak, ertesi gün bakıyoruz Amerikalıların haberi olmuştur. Demek ki aralarında bir danışma vardır, bir iletişim yolları vardır ve anlaştıkları kalın çizgiler vardır. Onun için yani sanırım öyle birisi kalkıp da yani mesela bu görüşmelerde şurada burada kimse şöyle yapın demedi. Zaten biz kabul etmiyoruz. Kendi irademizle yapıyoruz ama hani biz rejimle anlaşırsa kimse kalkıp da yok rejimle anlaşma demedi. Veyahut da yok sen böyle yapacaksın veyahut da böyle diyeceksin kimse demedi. Veyahut da biz kabul etmiyoruz. Yani biz kabul etmedikten sonra bazıları da yani bizim kabul etmeyeceğimizi bildikleri için kalkıp önceden böyle bir şeye davranışta bulunmuyorlar. Ama diğerleri öyle değil. Yani bazıları kalkıp başka tarafların çıkarlarını şey yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Ama bizim yani bakımımız sanırım yani ikisi de artık yani iki tarafın çıkarlarına denk düşecek bir çözümü istiyorlar. Yani onun için de bazı şeyler de gerekeceklerdir. Yani sanırım yani bu yaptığımız anlaşma veya da protokoldan bilmem şey kimse rahatsız etmeyecektir. Yani hatta Amerikalılar falan da rahatsız olmayacaktır diye düşünüyorum. Tam bu bağlamda mümkünse kısaca yanıt verseniz. Suriye'de rejim ile görüşmeler durmuştu, bitmişti, kesilmişti. Zaten o konuyla görüşler de kamuoyuna yansıdı. Bundan sonra nasıl bir süreç izlenir? Özellikle Suriye'de yönetimle birlikte ya da yönetimle yapılan görüşmeler bağlamında diyorum. Ben bunların detaylarını bilmiyorum gerçekten. Çünkü bu komitenin içerisinde değilim. Bunu yürüten Demokratik Suriye Meclisi'dir. Onların tabii planları da vardır. Nasıl şey yapacakları da vardır. Daha önceki görüşmelerde de orada onlar bulunuyordu. Bundan sonra muhakkak planları vardır. Sanırım yani bizim genel politikamız şu şekildedir. Hiçbir zaman biz kapıyı kimseye kapatmamışız. Kiminle olursa yani haklı olduğumuz müddetçe. Bizim planlarımız için ne utanıyoruz ne de çekiniyoruz yani öyle bir şey. Söyleyebiliriz yani bizim projemiz şöyle şöyle şöyledir. Onun için rejimde oturabiliriz. İki ay önce zaten Demokratik Suriye Meclisi'nin dediğine göre bir ara görüşmeler oluyordu. Ondan sonra işte biz şimdi bunun zamanı değildir diye askıya almışlardı. Ama bizim kapımız açıktır. Sanırım bundan sonra da artık onlar da düşünürler veya da bir şey düşünürler, yaparlar yani. Dolayısıyla bu süreç yani orada da devam edebilir. Veyahut da Kurdistan'ın
duruşu üzerine yeni bir şey başlayabilir. Peki. Sayın Garzan, size de benzer bir soruyu özellikle ABD-Rusya ilişkileri bağlamında sormak istiyorum. Sayın Müslüm dikkat çekti. ABD ile Rusya'nın sonuçta mutabık kalarak adım attıkları konusunda bir fikir olduğunu söyledi. Bu konuyla ilgili yapılan bir üçlü toplantıdan da söz etti. Siz ne dersiniz? Bu son adımlarda ABD ve Rusya koz mu paylaşıyor yoksa birlikte çözüm mü oluşturuyorlar? Yani özellikle Rusya ABD'ye karşı koz mu elde ediyor yoksa onunla ortak yeni bir çözüme mi hazırlanıyor? Şimdi Sayın Müslüm'ün belirttiği doğrudur. Yani 24 Haziran 2019 Kudüs toplantısıdır. İsrail, Amerika ve Rusya toplantısıdır. Orada Orta Doğu'dan yeniden nasıl bir şekil verileceği noktasında fikir birliği olduğu anlaşılır. Bu toplantının içeriği çok dışarıya yansıtılmadı. Ama anlaşılıyor ki bu toplantı ekseninde yeniden Orta Doğu haritasını yeniden şekilleme, yeniden dizayn etme politikasında nasıl büyük bir İsrail, nasıl Orta Doğu şekilleneceği noktasında da ortak birlikte hareket etme yaklaşımı gelişmiştir. Şimdi Suriye'nin realitesine de baktığında ikisi büyük güç, ikisi de Suriye'ye yerleşmiş konumdadırlar ve karşılıklı görüş alışverişi vardır. Yani bu anlamıyla birbirinden habersiz bir girişimleri olma durumu söz konusu değildir. Neden? Sistem bugün bir sistemdir. Şöyle bir realiteyi görmek lazım. Eski gibi iki blok yoktur. Tek blok var. Yani kapitalizm modernitenin temel güçleridir bunlar. Ve bu anlamda da ikisi de kendi paylarına düşen ve kendi çıkarları doğrultusunda bugün Orta Doğu'da siyaseti belirleyen güç konumundalar. İkisinin çıkarı çeliştiği oranda ve çatıştığı oranda çelişki durumu söz konusudur. Diğer ise ortak paydada buluşma ve ortak paydada da bir siyaset izleme gerçekliği görmemiz lazım. Yani bu anlamıyla çok birbirini dışlayan, çok karşıtmış gibi görme söz konusu değil. Çünkü sistem olarak aynı sistemin temsilcileridir yani bu anlamıyla. Böyle olunca doğal olarak daha fazla devletler arasındaki kar payında çelişkiler söz konusudur. Onun için Suriye politikasında da sürekli bir alışveriş, sürekli bir koordine, sürekli bir düşünce şeyi söz konusudur. Yani iki gücün arasında da. Yoksa orada nasıl karşı karşıya her açıdan gelebilir konumdadır. Dikkat edilirse tamamıyla bütün şeyler kendi denetimde sürdürülen bir durum var. Yani bu anlamda da görüş alışverişi var. Çok ciddi çelişkiler olmuyor. Çelişkiler hangi anlamda? Şirketler anlamda, ticaret anlamda. Daha fazla herkes kendi bazında kar yapmak istiyor. Hatta daha fazla kendi şirketinin yer almasını istiyor. İşte petrolle ilgili yapılan anlaşmanın şeyinden şimdi Rusya böyle bir adımla cevap verdi aslında. Bir açılım yapıyor. Yani bunu da görmek lazım. Bunu da yadsınmamak lazım. Yani bu anlamda da değerlendirilebilir bir konumdadır. Ama çok ciddi boyuta bir çelişki karşı anlamda şeyleri söz konusu değil. Yani uzlaşarak siyasette ve planlayarak kimin nerede ne rolü var? Hepsi karşılıklı şöyle, görüş alışverişi içinde şöyle bir çelişki uyguladıklarını görmemiz lazım. Şöyle bir çelişkiyi sorabilir miyim? Yani her iki taraf gerçekten birbiriyle uzlaşarak adım atıyorsa sonuçta Türk Devleti orada birçok işgal alanı oluşturdu ve ABD ile Rusya arasındaki çelişkilerden deyim yerindeyse yararlandı. Türkiye nasıl bu çelişkilerden yararlanarak orada adım atabildi? Her iki güç arasındaki denge oynadı ve en nihayetinde çelişkileri kendi lehine kullandı. Birçok alanda işgal etti. İşte Osmanlı rüyasının başlangıcını orada yaptı. Bunu iki noktada söyleyebilirim. Bir esas 24 Haziran 2019'daki Kudüs toplantısının neticesidir. Bu toplantı büyük İsrail projesidir. Bu İsrail projesi Kürdistan'ın Nil'den Fırat'a kadar kendi himayesinde gören yaklaşımdır.
Bu yaklaşım olunca Kürdistan ve Kürdistan güçlerinin birleşmesini de engelleyen bir yaklaşımdır. Burada ortak payda, ortak paydasını savunan İsrail siyasetini olarak görebiliriz. Bugün dünyanın ekonomisini, dünya siyaseti belirlemesinde temel etkendir. Ve iki gücün de bu sermayeyle çok büyük ilinti ve şey içindedir, alışveriş içindedir. Bu anlamıyla ortak bu projenin, bu anlamıyla Türkiye'nin de, çünkü Türkiye tamamıyla Şii blokuna karşı kullanacak bir rol veriyorlar. İkisi de Suriye'ye girişinin, Suriye'de kalıcı hale gelmesinin de her iki gücün onayı var, yol vermesi var. Dolayısıyla çelişkiler, dolayısıyla çelişkilerden yararlanmadı. Bir şekilde o güçlerin orada kullandığı bir piyona ya da bir araca dönüştü diyorsunuz, öyle mi? Şimdi 3. Dünya Savaşı dediğimiz bir süreç. Bu 3. Dünya Savaşı bütün güçler şu anda Suriye'ye geldi. Büyüğü küçüğü bütün koalisyon güçlerinden, Rusya'sından, Amerika'sından herkes orada. Evet. Bu 3. Dünya Savaşı daha başlangıcıyla beraber, işte sosyalizm yıkılmasıyla birlikte, aslında 90'lardan birlikte yeni Orta Doğu projesinin şekillenmesi, adım adım bu sürece kadar gelen süreç, bundan sonraki süreç devam edecek. Bu sürecin ekseninde İran var. Ve İran'ın karşı savaşılacak en büyük güç Türkiye gücüdür, çete güçleridir. Bu anlamda ikisini de yol veriyor aslında Türkiye. Türkiye bu zayıftan yaralanıyor. Evet. Bu yaralanan zayıflıktan tamamıyla Kürtleri terörize ederek, Misak-ı Milli sınırları, Lozan'ı hiçe sayarak böyle işgal girişimini meşrulaştırmaya çalışıp bu anlamda emperyal bir Türkiye'yi Turancılık ve Selefilik üzerine şekillendirmek isteyen bir Türkiye var. Bu Türkiye Araplar için de tehlikedir. Kafkas Rusyası için de tehlikelidir. Şimdi bunu herkes biliyor, görüyor esas olarak. Tabii burada Kürtleri ilgilendiren bir konu da değil. Evet, Kürtler demokrasinin motor gücü, direnen güç. Bu DAEŞ'la beraber ortaya çıkmış, bütün realitesiyle ortada olmasıyla birlikte Türkiye bu eksende Kürtleri gerekçe göstererek, terörize ederek yer edinmek istiyor. Şimdi bu güçler hepsi biliyor. Amerika'sı da biliyor, Rusya'sı da biliyor, bütün bölge güçleri de biliyor. Evet. Şimdi Türkiye bununla başarıya gitme şansı yoktur. Emperyal bir güç olma çetelerle, çete devletiyle, çete yapılanmasıyla mümkün değildir. Dolayısıyla onun içinde Yunanistan'daki durum, işte şu anda Azerbaycan'daki Ermenistan'a karşı şu anki bütün çete gruplarını getirdi oraya. Libya'daki mevcut çete güçleriyle girdiği durum. Yani bu anlamıyla Türkiye'nin bu politikası, Kürt düşmanlığı eksenindeki politikası tamamıyla Türkiye'yi bitirecek bir noktaya götürecek. Peki. Ve bu anlamıyla Türkiye'de hem kullanma hem de bundan sonraki sürece dahil etme, bu anlamıyla biraz adını banlandırarak, meşhur görme değil, banlandırarak sürece katmak istiyor. Şimdi Türkiye'yi değerlendirmek istiyor. Şu proje gerçek. DAEŞ kim yaptı? DAEŞ'i kim oluşturdu? Bu kadar terörist grupları kim ekti? Kim silah verdi? Kim konumlandırdı? Kim Türkiye'nin Türkiye'yle birlikte diyelim ki bu plan içine koydu. Yani koyan güçler var şimdi. Şimdi böyle gördüğümüzde bu tabloyu, Türkiye bundan faydalanmak istiyor. Ama Kürt karşıtlığı noktasındaki siyaset artık sonucuna doğru gidiyor. Yani bataklığa gitti. Bugün sendrom yaşıyor. Dolayısıyla Güneydeki bu siyasetin sendromu da göz önündedir. Evet, bu siyasetin sonu yoktur diyorsunuz. Bu siyaseti sürdürdüğü zaman kendisine de, kendisini destekleyenlere de zarar verir diyorsun. Sayın Müslüm, size de son 12-13 dakikamız, bir tur daha özellikle bu çözüm üzerinde durmak istiyorum. Belki Sayın Ferman Garzan'la konuştuğumuzda dönük de diyecekleriniz olursa dinleriz ama Cenevre toplantıları başından beri sonuçsuzdu. Hep sonuçsuz kaldı. Peki bundan sonra özellikle özerk yönetimin çözüme ilişkin toplantılardaki
varlığını görebilecek miyiz? Bu mümkün mü? Bu nasıl yansır oraya? Yani artık Cenevre demek bile istemiyorum ama sonuçta belli ki önümüzdeki dönem çözüme ilişkin yeni bir toplantılar süreciyle karşı karşıya kalacağız. Özel yönetim oralarda nasıl yer alır? Şimdi çözümle ilgili şunu söyleyebilirim. Bizim baştan beri zaten projemiz vardır ve şimdiye kadar da bir taraf olarak yani hem anayasa hem işte bu toplumsal sözleşme bilmem şu bu. Yani bu yaptığımız adımlar, attığımız adımlar hep zorunlu adımlardır. Yani bu diyelim 19 Temmuz devrimi diye başladık. Bunu nasıl başladık? Bir baktık bizim alanlarımız çevrilecek. Yani bir savaş alanına çevrilecek. Muhakkak bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve kalkıp işte bu 19 Temmuz devrimi gerçekleşti. Ondan sonra üzeri yönetim. Yani bir sene sonra bir baktık işte yani halkın idare etmesi gerekiyor. Bir şeyler yapması gerekiyor. Kalkıp bu idareleri falan kurduk. Ondan sonra alanlar genişti, özel yönetim meselesi genişledi. Şimdiye kadar bu duruma vardı. Hatta demokratik Suriye güçleri, yani daha önce mesela YPG'ydi, YPJ'ydi, kendi böyle sopalarla bilmem ne falan savunuyorlardı. Ondan sonra gelişti, bugünkü duruma geldi. Yani attığımız adımlar hem böyle zorunlu adımlar ve gerekli adımlardır. Kim olsaydı muhakkak bunları yapacaktı. Yoksa başka yapmayanlar pişman oldu. Onun için yani biz her zaman çözüme hazırlıyız, her zaman hazırlıklıyız ve bunu da yapabiliriz. Bunun öz gücünü temsil ediyoruz, halkı temsil ediyoruz. Bunu engelleyen neydi? Daha önce çizilen şeylerdi, yani bu planlardı. Mesela Türkiye baştan beri kendi planları vardır. İşte hani gizli olsa, açık olsa işte ben bunları milli misaki milli sınırları bilmem işte bunlar bazı planları vardı. Şimdi herkes bu realiteyi gördü, gerçekleri gördü. Bunun bir halk iradesinin buna saygı gösterilmesi gerekiyor. Tek Türkiye kaldı, bunu kabullenmiyorum. Ve şimdiye kadar yani bu çözüm istemeyen tek taraf Türkiye'dir ve kendi ağırlığını koyuyor. Bir bakarsınız yani Türkiye 2014'ten sonra yani bu DAEŞ Kobani'de kurulduktan sonra hep şantaj politikasını uyguluyor. Hem Avrupa'ya, hem Amerika'ya, hem Ruslara, hem şuraya, buraya şantajdan başka bir şey yapmıyor. Yani bu şantaj meselesi bir gün, iki gün, üç gün iflas edecektir. Ve şimdi bu da iflas safhasına gelmiştir. Artık Türkiye dayatamaz. Bu bir tek bir engeldir. Yani Türkiye aradan çıkarsa Suriye grupları, oradaki İstanbul'daki gruplar, şuradaki gruplar, bunlar hepsi zaten kim kalkarsa 22-54 diyor işte Birleşmiş Milletler kararını. Biz de diyoruz. Herkes de diyor. Peki niye uygulanmıyor madem herkes istiyor? İşte Türkiye bir bakımdan kalkıp bunu dinamitleriyor, bunu provoke ediyor, bundan şöyle yapıyor. Yani bu bakımdan da uygulanmıyor. Sanırım yani bu son zamanlarda artık herkes bıkmıştır. Bu şantaj politikası Avrupa'da olsun, Rusya'da olsun, Amerika'da olsun bu şantaj meselesinde artık bu Türkiye'nin bu politikaları yürümüyor. Yürümedikten sonra başka yolları düşünmek gerekiyor. Nedir bunlar? Suriye için neden gerçekten istiyorlarsa o zaman bu kararı Suriyelilere bırakırlar. Bundan sonra da olacaktır. Bak eskisi gibi kalkıp Suriye'nin üçte birisine uzaklaştırılacaksa o zaman olmaz. Muhakkak bir şeylerin olması gerekiyor. Ve bütün dünyayı da görüyor. Artık o engelleyici güç de diyelim artık bunun gerçeği ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin artık eskisi gibi kalkıp da kendini dayatması biraz zor görünüyor. Bundan sonra. Yani bütün herkes de problemlidir. Yani bu NATO bakımından olsun problemlidir. Avrupa Birliği ile problemlidir. Komşularıyla problemlidir. Evet. Amerikalılarla öyle herkesle yani artık yani bunun artık birisi kalkıp da ya kardeşim sen artık yeter sen geriye çekil veya da bırak biz bildiklerimizi yapalım diyebilir. Onun için sanırım yani er geç muhakkak bu görüşmeler böyle gerçek yönüyle
başlayıp belki de bütün komiteleri değiştirmek gerekiyor artık. Neyse yani, çünkü artık Amerikalılar da bunu istiyor yani gerçekten. Hani bu çözümü istiyor. Avrupalılar da istiyor. Suriye halkı zaten herkesten ziyade istiyor. Evet. Örnekleri de var. Bir tek bir engel şimdiye kadar aksatmak isteyen bir Türkiye'dir. Başka birisi yok. Peki. O da aradan çıkarsa sanırım artık yeni bir süreç başlayabilir. Çözüme doğru. Peki. Sayın Garzan, son soruyu da size sorarak programı bitirmek istiyorum. Yeni çözüm toplantılarında Türkiye bir bütün olarak engel olmaktan çıkar mı? Ve bu yeni çözüm toplantıları artık BM'nin 2254 sayılı kararına göre mi başka bir karar üzerinden mi yürüyecek bilmiyoruz ama sonuçta orada özerk yönetimin temsili mümkün olacak mı? Şimdi her şeyden önce tabii ki Türkiye bir işgalci güçtür. Ve Suriye toprakları, Suriye halklarının toprağını işgal etmiş konumdadır. Türkiye hiçbir şekilde Suriye'nin çözülmesini, sorununun çözülmesini istemez. Suriye sorunları Türkiye sorunları çözen bir güç, bir devlet değil. Türkiye bir işgalci güçtür, talancı bir güçtür. Arap halkların, Kürt halklarının topraklarını işgal etmiş konumdadır. Bu işgalci emel ve politikasından vazgeçmedikçe Türkiye'nin muhatap olması, sorunun çözülmesi söz konusu olamaz. Ve Türkiye kendi önüne şunu koymuş. Misak-ı Milli ve tamamıyla Lozan'ın 100. yılında 2023'e kadar tamamıyla hem Güney'i hem Doğu Suriye'yi İdlib'den başlayarak Süleymaniye kadar Musul Kerkük içinde olmak işgal planını önüne koymuş konumdadır. Türkiye ne Irak'ın sorunları ne Suriye'nin sorunlarını çözme girişimlerini kabul eder bir konumdadır. Bu anlamda uluslararası güçlerin Amerika, Rusya, Fransa ve bütün koalisyon güçleri yine Suriye halkları, İrak halkları, Arap halkları tamamıyla bu işgalci emperyal yeni Osmancılığı, Turancılık ve Selefilik üzerine Türkiye politikasının karşısındadır. Bugün Mısır'ın tutumu bunu içeriyor. Libya'daki mevcut direniş bunu içeriyor. Suriye'deki 2011'den bu yana halkların direnişi bunu içeriyor. Bu anlamda Türkiye'nin tamamıyla bölgeden bu emperyal politikasının önüne geçilmesi gerekiyor. Bunu yapacak güçler bir tanesi Rusya'dır. Bir tanesi Amerika'dır. Diğer bir tanesi koalisyon güçleri adına Fransa, İngiliz'dir. Bunların Türkiye'nin bu emperyal siyasetini, işgal ve soykırım siyasetinin önüne geçmesi gerekiyor. Evet. Bunu yapmadıktan, şimdi Rusya'nın bu adımı bunun önüne geçmenin ilk şeyidir. Bunun arkasında ne gelir? Pratikte göreceğiz. Bunun arkasında hangi sorunlarla karşı karşıya gelir? Çünkü Türkiye'nin tehditleri devam ediyor. Rusya'yı bile tehdit edecek konumdadır. Bölgeyi bir bütünü tehdit edecek konumdadır. Amerika'yı tehdit ediyor. Avrupa'yı, Yunanistan'ı, bütün Arap alemini Mısır başta olmak tehdit etme konumundadır. Yani bu tehdit siyaset, şantaj siyasetiyle Türkiye bu sorunun çözülme projesinden çıkması lazım. Türkiye oldukça sorunlar çözülmez. Türkiye temsil düzeyinde Cenevre'sinden, Soçi'den ve Astana'sına kadar çete temsilliği yaptığı oranda sorunlar çözülemeyecektir yani. Evet. Çünkü Suriye sorunu çözen bir güç değil. Daha fazla krizi derinleştiren, krizin derinleşmesi için de sürekli çaba içinde olan ve kendi hedefini uygulayan bir Türkiye var. Peki, şimdi bunu bütün uluslararası güçler gördü aslında. Çok kısaca özerk yönetim artık bundan sonraki tüm toplantıların önemli aktörlerinden biridir diye bir öngörüde bulunabilir miyiz? Şimdi şöyle, tabii sorun ciddidir. Bütün Türkiye kendi ağırlığını bu konuda verecek. Engellemek için elinden geleni yapacak. Şantajlarını devam ettirecek. Hı. Kürtlerin temsil gücünün masada olmasını istemiyor.
muhatap alınmasını istemiyor. Statü elde edilmesini istemiyor Türkiye. Evet. Türkiye bütün Suriye sorunlarının da çözülmesini istemiyor. Yani bu aynı Araplar için de şimdi geçerlidir. Bu anlamıyla Türkiye engelleyici bir güç olarak siyasetini devam ettirecek. Hatta elinden gelirse işgal girişimini devam ettirecek. Evet. İşgalcı konumunu daha da pekiştirmek için hem Bakur Suriye'sinde hem de Başur'da bunu gerçekleştirmek için bir siyaset, bir hazırlık, bir diplomasi, bir askeri güç, bir işgal girişimini başlatmış konumdadır. Yani bunu görmemiz lazım esas olarak. Bunu önüne geçecek bu garantör olan güçlerin görevi var, sorumlulukları var. Eğer bölgede bu kan rava içinde bu kadar talan, bu kadar acı çeken halkların sorunlarını gerçekten çözmek istiyorlarsa Türkiye'nin bu politikasının önüne geçmeleri lazım. Bunun önüne geçecek kim, hangi güç, hangi devlet varsa bütün Kürtler onun yanında yer almalıdır. Peki. Çünkü işgalci ve sorunu çözmeyen, çözmek istemeyen güç Türkiye'dir. Peki. Karıştırma isteyen Türkiye'dir. Bütün sorunların ana kaynağı Türkiye'nin işgalci girişiminin sonucudur aslında. Peki. Suriye'yi de parçalamak isteyen, Suriye'yi de bu savaş yani 2011'den bu yana Suriye halkı bu kadar acı çekiyorsa sebebi Türkiye siyasetidir. Türkiye'nin işgalci girişimidir. Bunu herkesin görmesi lazım. Bütün Orta Doğu halkları görmesi lazım. Bu anlamıyla Türkiye siyaseti meşru değildir. Türkiye'nin masa üzerindeki şantaj siyaseti hiçbir gücün kabul etmemesi lazım. 21. yüzyılda dünyanın gözünün önünde soykırım politikasını uygulan bir Türkiye'nin ortak olunmaması lazım. Peki. Ortak siyaset temelinde hiçbir devlet buluşmaması gerekiyor. Buna tavır koyması lazım. Bu insani görevidir. Uluslararası güçler Suriye'nin koydukları standartlara göre sorunları demokratik siyasetle çözmek istiyorlarsa Türkiye'yi devre dışı bırakmaları lazım. Peki. Bu olursa Türkiye halkları, Suriye halkları, Orta Doğu halkları büyük bir nefes alacak ve kendi sorunları demokratik, insancıl ve siyasetle çözmek için adım atacaktır. Peki. Bu sesindir. Peki. Sayın Salih Müslim, PYD Eş Başkanlık Divanı üyesi ve Sayın Ferman Garzan siyasetçi. Her ikinize de programa sunduğunuz katkılar için, görüşleriniz için teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Konuklarımızla özellikle Rusya'da gerçekleşen diplomatik görüşmeleri, MSD heyetinin girişimlerini, Halkın İradesi Partisi ile gerçekleşen protokolü ve diğer bununla bağlantılı sorunları konuştuk. Bir dahaki medya haberde gündemde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.